Kısa bir aranın ardından sağlıklı yaşamda yeniden karşınızdayız. Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli bugünkü konuğumuz. Evet, kendisiyle uyku problemlerini ve beyindeki beyin kaynaklı birçok psikolojik problemin halledilmesine yönelik değişik yöntemler hakkında konuşacağız. Sizler de doktorumuza sorularınızı sağlık@tgthaber.com.tr adresinden yöneltebilirsiniz dedikten sonra. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizinle programlarımıza çok farklı ve insanlara çok faydalı olabilecek birçok yöntemi konuşuyoruz. Ama bu hafta sanıyorum uykuya biraz daha ağırlık verelim. Çünkü uyku da ciddi bir problem. Kişinin gün içindeki tüm verimini, tüm hayat akışını etkileyebilecek bir problem. Nasıl bir şikayetle geliyor hastalarınız size? Şimdi hastalar genelde uykuya dalmakta zorlandıklarını, eskisi gibi kolay olmadığını, bazen yarım saat, bir saat, bazen sabaha kadar oturduklarını ve erken uyandıklarını, uyandıklarında da dinç hissetmediklerini, ya baş ağrısıyla ya bir takım takıntı düşüncelerle, bu çocuklar da olabiliyor. Çocukların da uykuyla ciddi problemi olabiliyor. Mesela onlarda da uykuya yatış zamanı ile ilgili sorun çıkabiliyor. Ya televizyonda bir şey izliyor ya bilgisayarda bir türlü bir kaos ortaya çıkıyor. Yatmak istemiyor. Bir de geceliğin kalkmalar, işte dolaşmalar, bazen çığlık atmalar ya da kötü kabus dediğimiz rüyalar. Bu tür şikayetlerle geliniyor ve bu uykunun da bütün düzenlemesi aslında beyinde yapılıyor. Beyinde bir merkezi var, hipotalamus dediğimiz. Bu bütün şeyi yapıyor ama bir hormon da önemli. Bu uykunun devamlılık, işte gece ve gündüz ayarlamasını yapan, sirkadiyen ritmi ayarlayan pineal glanttan salgılan melatonin diye bir hormon var. Bunu neden bilmemiz lazım? Çünkü bu melatonin hormonunun düzenini bozuyor muyuz? Onu anlatacağım birazdan. Bozmamak için ne yapalım ki? Evet. Uykumuz daha düzgün bir şekilde olsun. Çünkü gece bir takım ihtiyaçlardan dolayı insanlar doğal olarak ne yapabiliyorlar? Uykularını bölüp kalkabiliyorlar. İşte o sürede bu melatonin hormonu bütün gece salınım yaparken ışığı açtığınız zaman bütün bu salınım duruyor ve uykunun ayarlanması bozuluyor. Şimdi onun için ne yapabiliriz? O kısma geçeceğiz hocam ama şimdi söylentiler vardır. Hani herkes der ki en sağlıklı uyku 11 ile işte 2 arasında gerçekleşen uyku ve melatonin hormonu da işte sabah 7'ye kadar salgılanır. Fakat işte 11 ile 2 arasında daha yoğun olarak salgılanır denir. Bu doğru mudur? Şimdi şöyle bir şey var. Bu yatış saatleri özellikle okul öncesi dönemlerde akşam 8 ile 9 gibi olması lazım. Çocukların ve okul döneminde de öyle. Ve okul öncesi çocuklar 12 saatlik falan bir uykuya ihtiyaçları var. Bu uykunun düzgün yapılması lazım. Bu hormon gece kalktığımızda biraz önce melatonin bozulmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi ışık, beyaz ışık. Kalktığımızda beyaz ışıkla karşılaştığımızda bu hormonun salınımında bozulma oluyor ve duruyor. Beyin uyandığının farkına varıyor. Ama kırmızı ışığa uyanırsanız beyin uyandığının farkında olmuyor. Yani bu hormonun salınımı devam edebiliyor. Bu en önemlisi, yani o saatlerden çok en önemlisinin bu olduğunu biliyoruz. Bir de çocuklardaki bu uyku düzeni, işte tatil oluyor şimdi 15 tatil dönemi, anneler babalar genelde şöyle yapıyorlar. Tatil, onun için de ara verdik, çocuk istediği saatte yatsın. Bu tamamen kötü bir ebeveynlik tarzı. Yanlış bilgi dahilinde olan, yani bilimsel verilerle desteklenmeyen bir ebeveynlik tarzı. Aileler bu konuda oldukça bilmiş davranıyorlar. Bunu özellikle düzeltmemiz lazım. Çocuğun uyku şeyini bir gün bile bozmamak lazım. Tatil de dahil. Yani tatilde de aynı şekilde yatacak. Aynı şekilde kalkacak. Aynı saatler. Bir gün bile bozmamak. Çünkü bu değişiklikler uyku ritmini değiştirebiliyor. Ve sonra da geriye dönüşte
sorun yaşanabiliyor. Peki hocam, az önce dediniz ki çocuklarda, büyüme yaşındaki çocuklarda 12 saat. Şimdi yaş ilerledikçe saatte azalma gibi bir durum. Şimdi okul döneminde bu 9,5 ile 11 saat gibi bir şey. Hı hı. Ama sonra büyüklerde bu 7 saat civarında olması bekleniyor. Ama bazı vücutlar için 6 saat ya da 5 saat bile yeterli olabiliyor. Önemli olan uykunun kaliteli olması, hemen dalmak, arada uyansanız bile tekrar dalabilmek ve sabahleyin kalktığınızda da dinç hissetmek. Yani uyumuşum, uykumu aldım hissediyorum. Hı hı. İşte kafam dumanlı, baş ağrısıyla uyandım, stresle şey yaptım, uyandım. İşte bir sürü düşüncelerle uyanıyorum. Bu kaliteli olmadığını gösteriyor. Sabahleyin kalktığınızda dinç, dinlenmiş, yeni bir güne başlayacak bir enerjiyle uyanmak, bu kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi uyku düzensizliği veya uykudaki bir takım problemler psikolojik olduğu kadar nörolojik bir takım rahatsızlıkların da göstergesi olabilir tabii mi hocam? Tabii birçok psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlığın göstergesi olabiliyor. Mesela çocuklarda dikkat eksikliği çeken çocuklar, öğrenme zorluğu çeken, epilepsi hastalıklarında, çocuklarda yine depresyonda, aşırı kiloda, hı hı. Ve büyüklerde yine depresyon, panik atak, şizofreni hastalığı, Alzheimer hastalığı, fibromiyajı dediğimiz kaslarda genel olarak yorgunluk yapan bir durumda. Bunların şeker hastalığında, bakın mesela şekerin de metabolizmasının uykuyla ilgisi var. Uykunuz çok iyi olması lazım ki şeker metabolizması düzenlensin. Hafızayla ilgili hastalıklarda, uyku sırasında gündüz öğrenilenler hafızada pekiştireç gibi birbirine birleştiriliyor ve işleme konulmaya çalışılıyor. Evet. Bunlar çok önemli. Uykuda olan insanın bazılarında bu hani şikayetlerinde işte sağır hastası değil ama özellikle bazı çocuklarda, bazı büyüklerde gece ortaya çıkan sağır hastalığında görülür tarzda epilepsi, yani dediğimiz deşarjlar gözüküyor. Bunlar mesela uykuda ortaya çıkıyor yalnızca ve gündüzki aktivasyonunu değiştiriyor. İşte dikkatini, hareketliliğini, davranışlarını, agresivitesini. Bunların çoğunu değiştirebiliyor. Etkileyebiliyor. Ya bu tür sorunlarla da karşı, mesela Parkinson hastalığında uyku bozukluğu oluyor. MS hastalığında uyku bozukluğu oluyor. Peki tam tersine çok ve deliksiz uyumak da bir takım rahatsızlıkların habercisi olabilir tabii mi? Tabii, mesela şimdi bu uzun saatler uyumak, mesela depresyon hastalarının bir kısmında görüyoruz. Uyanmak istemiyor. Çünkü uyanırsa o stresli yaşamın, hayattan zevk almadığıyla yüzleşmek gibi bir durumu var. Bir o olabiliyor. Bir de uyku sistemi bozuluyor. Saatlerce uyumak istiyor. Bazı insanlarda gündüz uyuklamaları oluyor. Hmm. Uykuya aniden düşüyor. İşte araç kullanırken oluyor, derste oluyor. Uyku apnesi dediğimiz uyku apnesi ise gece oluşan bir şey bu. O sırada nefesle ilgili bir sorun yaşıyor uyku apnesinde. O biraz daha farklı. Ama onun yarattığı bir uyku sersemliği gündüz boyunca, uykuyu alamama gece doğrudur ve gündüz uyuklamaları yapabilir. Şunu da duymuştum hocam, doğru mudur? Aşırı derecede kan ve demir eksikliğinin de fazla uykuya sebebiyet verdiğini. Şimdi o tür kan miktarındaki değişiklikler, demirdeki değişiklikler, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği, folik asit eksikliği, guatr dediğimiz, guatrla ilgili problemler ya da kullandığımız bazı ilaçlar bu uyku şeyimizi değiştirebilir. Bazı ilaçlar var ki çok uyku yapar. Bazı ilaçlarda, mesela çocuklarda kullanılan amfetamin türü ilaçlarda uykusuzluk yapıyor. Beyni aşırı uyarıyor, uykusuzluk yapıyor. Bazen uyuşturucu madde kullananlarda da bu uyku sorunları olabiliyor. Ya uykusu daha uyarılıyor, beyni kaçıyor, ya da daha fazla uyku hali yaratabiliyor kullandığı maddeye göre. Bir de hani birçoğumuzda vardır, belli bir saate kadar, yani belli bir saatte yatmadıysak sonrasında uykumuz kaçar. Bu da yine direkt beyne gönderilen bir... Tabii beynin bir öğretisi var. Bu öğretinin içine bir an önce dönmesi lazım. Mesela uyku ile ilgili sorun yaşandığı zaman ne yapılır? İşte bir de böyle bir yanlış bir şey var. Televizyon yatak odasında. Televizyon izleyeyim de uykuya dalayım. Halbuki yatak odasında asla olmaması lazım. Çünkü biraz sonra uyuyamadığı için gider bir şeyler atıştırmaya başlar yatakta, ya da sigara
içer ya da kafeinli bir içecek alır. Bunların asla olmaması lazım ki tekrar ne yapılabilsin? Uykuya gel. Belki bir hafif bir duş alınabilir, bir spor yapılabilir, bir kitap okumaya çalışılabilir. Loş bir ışıkta. O da çok fazla bir ışıkta olursa yine uyaracaktır. Yani yine, yalnızca kitaba gelecek bir ışık yapılabilmesi, hani küçük lambalar oluyor kitabın üzerine yapabileceğiniz, ekleyebileceğiniz. Evet. Oradan gelsin ki size direkt gözünüze gelmesin. Şimdi hep şöyle söylenir, çay, kahve gibi işte özellikle kahve içinde kafein bulunan içeceklerin uykudan bir süre önce yakın zamanda alındığı zaman uykuyu etkilediği söylenir. Tabii uyarandır. En az 2 saat öncesinde bu tür içeceklerin, uyarıcıların alınmaması tavsiye edilir. Mesela çocuklarda da uyku da gece çişini kaçırma gibi sorunlar olabiliyor. Bunlarda da gece mesela sıvı alınımı fazla miktarda. Mesela biz tavsiye ediyoruz 7-7.30'dan sonra akşam bu tür sıvıların alınmaması. Genelde aileler bu konuda istikrarsız davranıyorlar. Çocuklarına bırakıyorlar. Bu doğru değil. Yani işte aldı, ne yapayım, içti. Halbuki kısıtlamanın yapılması lazım. Bu uyaran maddelerin de kısıtlamasının, çay, kahve, kafeinli içecekler, alkol bile bazılarında uykuya dalmakta yanlış olarak kullanılıyor. Yani ben alkol alıyorum ancak öyle uykuya dalıyorum ya da uykumu getiriyor diye. Bazen doktorlar da biz buna iatrojenik bir olay, doktorun yaptığı yanlış hatalı bir tedavi yöntemi oluyor. Tavsiyede bulunuyor. Diyor ki mesela 2 tane duble içki al, uykun daha iyi olsun. İşte ben de böyle yapıyorum diye tavsiyede bulunuyor. Bunlar doğru değil çünkü bazı insanlar bu tür alkol alınımıyla bir bağımlı haline dönüşebiliyorlar. Çok tehlikeli hocam, kesinlikle doğru. Şimdi tekrar bir başa dönecek olursak, melatonin hormonundan bahsettik, öneminden bahsettik. Peki alabilmek için az önce dediniz ya, ışıkla ilgili. Beyaz ışığı görmediği sürece beyin uykuya devam ediyor. Yani gece lambası kullanıyoruz. Kırmızı ışık olması. Kesinlikle kırmızı ışık. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Bir de odanın rengi de sarı, lacivert, o tür kırmızı renkler olmaması lazım. Şimdi yatak odaları genelde, büyüklerinkinden bahsediyorum. Yatak odası cinselliği de anlattığı için kırmızı daha çok seçilebiliyor bazı kişilerde, ama bu doğru değil. Çünkü o vücudu uyarıyor, agresif yapıyor. Uykuyla ilgili sorun yaşatabiliyor. Halbuki onun yerine mor, leylak, yeşil ya da bunların açık tonları tercih edilirse, işte duvarlarda ve yatak çevresinde, örtülerde, odanın dizaynında kullanılırsa bu uykuya dalmakta kolaylaştırmayı sağlıyor. Çocuklar için peki ne söylersiniz? Şimdi cinsiyetine göre eğer kız çocuksa pembe rengi tercih ediyor. Açık mavi, pembe olabilir. Mavi. Açık toz pembe olabilir ama mavi, yine mavinin işte bu leylakla karışım bir takım renkler seçilirse daha iyi olur. Yani mavi de uyarıcı. Mavi de uyarıcı diyorsunuz. Evet, mavi de uyarıcı. O yüzden dikkat etmek evet, gerekiyor. Dikkat etmek. Şimdi bir sürü rahatsızlık saydınız hocam. Gerçekten çok çeşitli ve uyku bozukluğunun sebebiyet verdiği bir dizi rahatsızlık. Peki hangisinin uyku bozukluğuna sebep olduğunu kişi nasıl anlayabilir? Yani bir uyku testi gibi bir şey mi yaptırması gerekiyor? Şimdi aslında uykusunda bu sorunlar çözülmüyorsa bazen kendi başlarına gidiyorlar. İşte bir takım ilaçlar kullanıyorlar. Tavsiyelerde bulunuyor. Ya da bir doktora gidiyorlar, ilaç kullanıyor. İşte birkaç gün alayım düzelsin. Şimdi bu ilaç kullanımı ya da tavsiyeyle alınan bir ilaç kullanımı varsa, bir ay içinde düzeltmiyorsa kesinlikle bir aydan sonra kullanılmaması tavsiye ediliyor Amerikan Uyku Akademisi tarafından. Neden? Çünkü beynimizde bir ritim var. Bu ritim bir ay içinde tekrar geri getirilemiyorsa, yıllarca da kullansanız artık o ritimden çıkmış oluyor ve unutuyor beyin. Bir yardım alarak ancak ritme girmeye çalıştığı için kendi ritmini, düzenli çalıştığı ritmi unutabiliyor. Bunu yapmamak lazım. Bu uyku sorunum devam ediyorsa, bir hafta, iki hafta, üç hafta, bunlarda sorun yaşıyorsam, bu biraz önce anlattığımız sorunlarda, genelde bunlar ya psikiyatristler ya da nörologlar bu işlerle
ilgileniyorlar uyku bozukluğu ile ilgili. Biz mesela ne yapıyoruz? Biz geldiklerinde bir takım sorular veriyoruz uykunun kalitesini anlamak için ne tür sorunları olduğunu. Yanında başka sorular da veriyoruz. Bunlar subjektif sorular. İşte acaba depresyondan dolayı mı uyuyamıyor? Panik atağı mı var? Anksiyete bozukluğu mu var? Çocukta dikkat eksikliği mi var? Öğrenme zor. Ya da hasta şizofren mi? Kafa darbesi mi almış? Bazen bu kafa darbeleri de unutuluyor yıllar içinde. Elektriksel akımları bozuyor. Uyku merkezini olumsuz yönde etkiliyor. Ve hani hemen belirti vermeyebilse bile bazılarında yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor. İşte bunları ayırt etmek için bir takım subjektif sorular veriyoruz. Bir de bizim yaptığımız şey beyindeki elektriksel akımları kayıtlıyoruz. Hem uykuda hem de uyanıkken kayıtlıyoruz. Bir takım aradığımız normalden elektrik akım sapmalarını tespit ediyoruz. Onları tekrar düzenletmeyi amaçladığımız için bunu yapıyoruz. Yani ilaçsız bir yöntemle bunları düzenletmeyi amaçladığımız için daha doğal olarak vücudumuzun dengesini tekrar doğal olarak kurmasını öğretmek için. Şimdi bu elektrik akımları uyanıkken ve uykuda nasıl farklılık gösteriyor? Uykudayken tamamen yavaş dalgalar ortaya çıkıyor. Uykunun bütün evreleri var. 6 evre var. Hı-hı. O 6 evrenin işte bir 6. evre uyanık hali ama ilk 4 evresi var. Sonra da rüya dediğimiz evresi var. Bütün bu evrelerde beyinde nasıl elektrik akımı değişikliği olduğunu biliyoruz. Bu kanıtlanmış. Ve bu evrelere girip çık süreleri takip ediyoruz. Arada mesela biraz önce bahsettim bu hastaların bir kısmında uykularında işte sıçramalar, atlamalar, hareketler, konuşmalar, gece kalkıp yürümeler gibi şeyler oluyor. Bunlar da epileptik deşarjlar yani sarı hastana benzer deşarjlar olabiliyor. Onlara da bakabiliyoruz ki bunları bulduğumuz zaman onları düzenlememiz bile onun uykusunun kalitesini olumlu yöne değiştiriyor. Mesela çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda bu uyku sorunları da oluyor. Bunların %25 ile %50'sinde uykularında elektrik akımı deşarj bozukları, biraz önce söylediğim deşarjlar oluşuyor. Bunları dengelemeyi öğrettiğimiz zaman çocukta uykuda sıçramalar, arada kalkmalar, yatma sorunları, dalma sorunları ortadan kalkabiliyor. Sabahleyin daha dinç uyanıyor. Uyanıyor. Doğru, evet. Yani şimdi bir beslenmeyle ilgili hani hep söylenir ya uykudan 1-2 saat önce yemeği kesinlikle kesmelisiniz diye. Ama çocuklarda işte az önce de bahsettik işte sütünü içiyor veya işte gece mamasını yiyor falan. Bunlar da etkili mi? Tabii ki bu beslenme çok önemli. Mesela D vitamini eksikliği ki Türk halkı yani Türkiye güneşle çevrili bir yer ama biz zannediyoruz ki Türk halkının D vitamini normal. Hayır. 100 kişiden hemen hemen 80'inde D vitamini oldukça düşük. Yani normalin alt sınırına yakın ya da normalin alt sınırından daha da düşük. Bu bile bizim uyku düzenimizi, şeker metabolizmamızı, beynimizin olgunlaşma süreçlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani bir küçük bir D vitamini bakılması ve takviye edilmesi ki 35 rakamının altında olmaması tavsiye ediliyor. Peki yani çok güneş alan bir ülkedeyiz. Evet, neden ama güneş böyle geliyor derimizde D vitaminine çevirecek. Burada bir problem var. Yani bu çevirme genetik olarak bir çevirme işlevinde bir problem var. Aa, çok ilginçmiş. Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Tedavi yöntemlerini az sonra soracağım ama şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Doktor Tanju Sürmeli ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, kısacık bir aranın ardından sağlıklı yaşamda yeniden karşınızdayız. Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli bugünkü konuğumuz. Kendisiyle uyku bozukluklarını, sebeplerini ve tedavi yöntemlerini konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu D vitamini gerçekten ilginçmiş. D vitamini bu kadar güneşli bir ülke olmasına rağmen genetik olarak yeterince alamadığımızdan bahsettik. Gerçekten evet. Çok ilginç. Ve D vitamini de takviyesi de böyle ağızdan almaya başladığınız zaman D vitamini kapsülleri var. Onları ağızdan aldığınız zaman hemen etki etmiyor. Uzun bir süre kullanmanız lazım. Bir sene falan ancak toparlasın. Yani bunun takviyesinde de bir sorun yaşanıyor. Genelde bizim tercihimiz iğne formunda olanını birkaç hafta vererek işte haftada bir kere filanla birkaç haftada bu hemen hızlı bir şekilde dönebiliyor. Çünkü bu D vitamini normale dönmesi çok önemli. Kanser olma olasılığımızı da arttırıyor. Oo.
Evet. Çok önemli. Tabii uyku bozukları yine kanser olma riskimizi arttırıyor. Uyku bozukları birçok psikiyatrik hastalığa sebebiyet verebiliyor. Yani onların riskini artıyor. Yani psikiyatrik hastalıklar içinde görüldüğü gibi uyku bozukluğuyla da bu tür sorunlar mesela bazen uykuyla ilgili kaos yaşandığı zaman intihar düşünceleri bile oluşabiliyor. Gerçekten çok enteresan. Evet, önemli bir konu uyku. Yani uykumuzu çok iyi almalıyız ki kilo alımımızla ilgisi var. Mesela bazı kişiler uykuları düzensiz ama kilo vermekte çok zorlanıyorlar. Bir sürü şey yaptım diyor ama hiç aklına gelmiyor mesela uykusunun düzenlenmesi gerektiği. Yani düzenle mi ilgili yoksa çok uyuyup az uyumasıyla mı orantılı? Uykunun düzenli bir saatte yapılması, yeteri kadar olması, kaliteli olması, gece uyansa bile tekrar geriye dönebilmesi bunlarla da önemli. Çünkü bu süre içinde şeker metabolizması da devreye giriyor düzenli olarak. Bu şeker metabolizması arkasında da insülin metabolizması var. Bu insülin metabolizması, şeker metabolizması birbiriyle paralel çalıştığı için kilo alınım olayında insülin oldukça önemli. Önemli. Hepsi birbirine bağlı hocam. Yani bir yerde bir şey bozulduğu zaman sistem akabinde şey sistemde gibi gidiyor. Şimdi bu elektrik akımındaki düzenlemelere biraz girmek istiyorum. Önümde de kitabınız var. Hemen şöyle önce bir göstereyim. Beynin iyileştirme gücü gerçekten birçok konuyu da kapsayan bir kitap. Yönetmen arkadaşımızdan da rica edelim. Şöyle kitabı hem gösterelim hem sohbetimize devam edelim bir anlamda. Şimdi bu kitabın içinde de var uyku bozukluklarıyla ilgili örneklerimiz var. Nasıl oluyor? Var. Ne yapmaları gerekir? Bu akımın normale çevrilmesi için kaç seans gerekiyor? Daha doğrusu şimdi öyle eğer söyleyeyim. Bu uyku bozuklukları herhangi bir hastalık grubuna ait değilse bazen 10 ya da 20 saatlik bir çalışmayla beyindeki elektrik akımını dengelediğimiz gibi vücuttaki kalp atışını, nefes alışını, vücutun strese karşı verdiği cevabı dengelemeyi öğretebiliyoruz. Yani 10 günlük ya da 20 günlük bir olay. Genelde hastalıklara bile bağlı olsa depresyona ya da başka nedenlere uyku sorunları yaşayanlar ilk 10 günde hemen uykularının düzeldiğini, sabahleyin dinç kalkmaya başladıklarını söylüyorlar. Peki bunun yanında herhangi bir takviye, ilaç kullanımı? Hiçbir şey kullanmıyoruz. Aa, çok güzel. İlacı zaten ilaç beyindeki devreleri değiştiriyor, bozduğuna inanıyoruz. Yalnız ben değil, benim gibi birçok bilimsel çalışma yapanlar bu inanış içinde. Mesela Harvard'dan Baldessarani'de, Profesör Baldessarani diyor ki ilaçlar depresyon hastalarındaki devreleri bozuyor, daha da kötü yaptığını düşünüyor. Yani bu tür şeyler teknolojiyle artık daha yakın görmeye başladığımız için ilaçları pek tercih etmiyoruz. Eğer ilaçsız yöntemler çalışmazsa o zaman ilaca gitme durumumuz var. Bir de ilaç konusunda hani sizden yetkili ağız olarak doğrusunu öğrenmek istiyorum. Şimdi uyku için alınan, rahat bir uyku yapsın diye alınan bir takım uyku ilaçları yeterli uyku alınmadığında kişinin işte araç kullanımını, dikkat eksikliği gibi bir takım durumlara da sebebiyet veriyor mi? Kazalara neden olabiliyor. Evet, çok önemli. Şimdi bir de uyku için alınan ilaçlar bir ay alınması lazım. Biz bakıyoruz ki bir ayın üstünde kullandığı halde iyileşmiyor. Bazı hasta 40 senedir kullanıyor ilacı. Hala uykusu iyi değil. İşte ama yine de ben onlara şunu diyorum. İlaçlarda unutulmuş hastalar. Ne yazık ki doktorlarımız hastaları ilaçlarda unutuyorlar. Hastalar da iyileşmediği halde öyle bir bağımlılık oluşturuyor ki bir kere psikolojik alışkanlık haline dönüşüyor. Bir de bağımlılık da oluşturduğuna dair yayınlar var ki uyku ilaçlarının bir kısmı öyle. Yeşil reçeteyle satılanlar var, bağımlılık yapabiliyor. Onlar bir bağımlılık oluşturuyor ve bırakmak istemiyorlar iyi gelmediği halde. Gerçekten o da çarpıcı. Mesela bu tür çok zor hastalarda bile biz uyguladığımız yöntem biofeedback dediğimiz bir yöntem. Bunda beyin dalgalarını düzenlediğimizde, nefes alışını, vücudun sistemlerini daha doğru kullanmayı öğrettiğimizde 10 gün içinde ve hastaların bir kısmı diyor ki nasıl oldu ben 40 senedir iyileşmemiştim. 10 günde iyileşip
uykusunu düzgün almaya başlayabiliyor. Yani ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz beyni. Doğru uyku sistemi bozulmadan önce neyse onu tekrar beyin o kayıtlardan bulup işleve sokmayı öğreniyor. Şimdi buradan hani şunu da anlamalarını istemiyoruz. Çünkü daha önce biz stüdyomuzda sizin yine önderliğinizde uygulamalı olarak göstermiştik. Bir elektrik akımı ya da can acıtıcı bir herhangi durum. Bir işlem yok. Elektrik evet. akımı vermiyoruz. Kendi beynimizde elektrik akımı düzensizliklerin durması doğru değil. Hı hı. Bunları doğru hale yani iyi işlev haline getirirsek o zaman bizim işlevimizi hani sistemin doğru çalışmasını sağlatacak. Onu öğretiyoruz. Burada bir elektrik akım vermek diye bir şey yok. Hı. Zaten aletle yaptığımız bir sensörler kullanıyoruz ama bu sensörler bize bilgi versin diye. Ve pille çalışıyor. Pille çalışıyor. Dolayısıyla kişi evet. herhangi sonra bir acı, elektrik ağrı. Çok pahalı. Herkes kendi evinden elektriğini getirse bile veremeyiz. Bir de öyle. Evet. Evet. Dolayısıyla hani kişi ağrı, acı gibi bir takım herhangi olumsuz bir şey şeyler yok. Hissetmiyor değil mi? Şimdi hocam sizin yurt dışındaki bir yurt dışı geçmişiniz var. Oradaki çalışmalarınız var. Biofeedback yöntemiyle ilgili nasıl tepkiler var? Yani hani uyku ve diğer birçok psikolojik bozukluklarda uzun yıllardır dünyada da kullanılan Amerikan bir yöntem. Amerikan Uyku Akademisi bilimsel kanıta dayalı tıp kriterleri içinde biofeedback yönteminin en etkili yöntemlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Hatta bunu biz psikiyatrinin en önemli ana ders kitabı var Kaplan Shadow'un 2009 baskısında da görebiliyoruz. Yani ders kitaplarına kadar geçmiş çok ciddi kullanılan Amerika'da sosyal güvenliğin karşılığı olan Medicare sistemi yani bizdeki güvencenin karşılığı evet. tarafından ödeniyor. Devlet evet. tarafından da ödeniyor. Türkiye'de bu türlü ödemelerin yapılması lazım ama ne yazık ki bu daha bilinçli hale gelmiş değil, sistem oturmuş değil Türkiye'de. Yöntem peki bizde yeni bir yöntem mi? Vallahi 10 sene şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yöntemi ben 10 sene önce Amerika'dan döndüğümde anlatmaya başladığımda o yeni olduğunu gördüm. Çünkü çok büyük bir akademisyenlerden tepki geldi böyle bir şey yok gibilerinden. Halbuki bir sürü bilimsel çalışması olduğu halde bu konuyu, bu alanı takip etmedikleri anlaşılıyor. Bu alanı eğer doğru düz oturup takip ederlerse bunun bilimsel olduğu ortada. Zaten Sağlık Bakanlığı da 2010 yılında bir kararname çıkardı. Biofeedback yöntemi muayenehane ortamında yapılabilen bir tedavi yöntemi olduğuna dair bir kararname çıkardı. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle bir karmaşa var. Bir grup yalnızca ilaçların kullanılmasını istiyor. Bir grup başka tedavi yöntemi kullanıyor. Biz de diyoruz ki yani onda o çalışmıyorsa böyle bir yöntem de var. Bunun da yararı var. Ben bununla ilgili bir dernek de kurdum. Neurobiofeedback Derneği. Doktorları bu konuda eğitmek de istiyoruz. Üniversitelerin de bu konuda bilgilendirilmesini istiyoruz. İlla herkesin ilaç kullanması ya da iyileşmiyorsa devam etmesi gerekmiyor. O zaman başka çalışan yöntemlerin de devreye sokulması. Bir kere zaten Amerikan Tıp Akademisi yani Medical Association dediğimizin görevi bu. Onun yerleşmesi yani insan sağlığına hızlı bir şekilde yerleşmesini sağlar. Ama biz de bakıyoruz İstanbul Tabip Odası ya da Türk Tabipler Birliği bu konuda benimle aynı fikirde değil. Onlar böyle bir yöntemin kullanılmasını insan sağlığına zararlı olup olmadığını bir araştırma gereği duymuyorlar. Peki bu kadar zamandır yapılan çalışmalarda herhangi bir yan etkisi veya olumsuz durumu hayır hiçbir yan etkisi olmamış. Yalnız bu sistemi sertifikasız bazı insanlar eğitim almadan kullanmak evet. istiyorlar. Bununla ilgili Utah Üniversitesi'nden bir Corey Hammond diye bir profesör bir yayın yaptı. Yani iki terapist birbiriyle konuşuyor. İşte şöyle yan etkiler olabilir, olmuş gibilerinden. Ama bütün randomize kontrollü, plasebo kontrollü çalışmalarda bir tane yan etki yayınlanmadı. Yalnız bir işi bilmeden yapanlar tarafından bir yan etki oluşturma ihtimali var. Hocam o zaman şöyle bir sorun da ortaya çıkıyor ama şimdi çok güzel bir noktayı söylediniz. İşin ehli tarafından yapılması. Tabii bu şimdi sertifika kısmı nereden şimdi 1990 yılında Amerikan çocuk ergen psikiyatrisi sertifika ile bunun yapılmasını istedi çocuk psikiyatristlerinden 1990 yılında. 90 yılında. Karar aldılar. Bu web sitelerinde var. Dediler ki siz çocuk psikiyatri olabilirsiniz ama bu ayrı bir
uzmanlık alanı. Bununla da ilgili en azından bir sertifika ve devam eden sertifikasyon yapmanızı. Biz Sağlık Bakanlığı'na bu konuda dernek olarak başvuruda bulunduk. Sertifikasyon programı için. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bütün sertifikasyon programları iptal edilmiş Danıştay tarafından. Ha, öyle bir yani sorun var ortada. Bir grup Sağlık Bakanlığı'nın bu türlü sertifikasyon grubunu yapmasını engellemeye çalışıyor. Bu büyük olasılıkla Tabip Odası grubu olabilir, Türk Tabipler Birliği grubu olabilir. Çünkü onlar bu konularda bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Peki. Ve Danıştay'dan bu şekilde bir iptal var. Şimdi yeniden bu sertifikasyonla ilgili işte bir şey çıkarılacak herhalde, kararname çıkarılacak bakanlıkta. Bu bekleniyor. Aslında bakanlık bu konuda da sıcak baktığını bize sözlü olarak da ifade ettiler. Yani bunun olması lazım. Şimdi akupunktur da ilk girdiğinde Türkiye'ye aynı sorunları yaşadı. Daha da ciddi sorunlar yaşadı. Ve bir sürü insan sertifikasız yapar oldu. Bu doğru değil. Yani siz doktor olabilirsiniz, çocuk doktoru olabilirsiniz, nörolog olabilirsiniz ama gerekli eğitimleri almadan bir aleti tanıtan bir insan tarafından yalnızca aleti alıp kullanmaya başlamak doğru değil. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi çocuklardaki kısma gelince, evet yetişkinlerde uygulanabiliyor. Peki ufak yaştaki çocuklarda da sorunsuz uygulanabilen bir yöntem mi, yoksa çocuğun hani beyin gelişiminin belli bir noktaya gelmesi mi bekleniyor? Şimdi böyle bir şey. Şimdi beynin olgunlaşması bebeklikten 20 küsur yaşlara kadar devam ediyor. Bu olgunlaşma süreçlerinde bütün olgunlaşmayı sağlayan elektrik devreleri. Her yaşın elektrik devrelerindeki hızları belli. Bunlar çok çok, yani 100 yıl önce belirlenmiş bilgiler. Yeni bilgiler de katılıyor. Bu olgunlaşma süreçlerini siz daha iyi hale getirmesine yardımcı olabilirsiniz. Bazı çocuklarda mesela dikkat sorunları yaşıyor. Bu dikkat sorunu yaşayanlarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu düzeyinde ise bunu da o çocuğun beynindeki bu elektrik akımlarda yavaşlama oldu ya da çok hızlanma oldu ve olgunlaşma sürecini bozduğunu biliyoruz. Bu kanıtlanmış bilimsel olarak. Bu olgunlaşma sürecine katkıda bulunmanız lazım. Yoksa beyin kendiliğinden olgunlaşmıyor geride kaldığı zaman. Burada yardımcı olabilirsiniz. Bazı mesela okçularda yaptılar, golfçularda yaptılar, futbolcularda yaptılar, performansı arttırmak için kullandılar. Müzisyenlerde yaptılar, tıp öğrencileri üzerinde. Göz mikro cerrahları üzerinde yaptılar. İngiltere'nin en iyi göz mikro cerrahı ihtisası veren doktorlarına %26 civarında performanslarını arttırdığını gördüler. Müzisyenlerin Royal College, İngiltere'deki Royal College müzik okulundaki en iyi öğrencilerin performansının %30 arttırdığını gördüler. Bunları hep plasebo kontrollü çalışmalarla yaptılar. Yalnız bu çalışmaları akademisyenlerin okuması lazım, değerlendirmesi lazım. Bunlar önemli. Mesela Amerika'da ordu bu kombat, yakın dövüşte bu yöntemlerden yararlanıyor. Çünkü o yakın dövüşte vücutta bir takım değişimler oluyor. Ve onlar karar mekanizmalarınızı değiştiriyor. Vücut ısınız değişiyor, kalp atışınız, nefes alış. Bunları normal, daha da sakin hale getirmeyi öğretiyorlar biofeedback yöntemleriyle. Aynı zamanda Amerikan ordusu bu savaştan gelen askerlerde post travmatik stres hastalığı, kafa travması gelişiyor. Onlar da bu yöntemi ek tedavi yöntemi olarak kullanıyor. Evet. Çok ilginç. Çok ciddi anlamda kullanıyorlar. Ama bizde ise bırakın kullanmayı, işte Türk Tabipler Birliği bir karar alıyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı bir karar alıyor ki, yani kardiyolog mesela demesi lazım ki ilaçlar vücuda zarar veriyor. Ben kardiyologum. Bunun daha iyi korunması lazım. Biofeedback böyle yönde yardımcı oluyor. Bu bir kullanılmasın diye bir karar çıkartabiliyor. Yani bir de çok ciddi anlamda sancılı bir süreçten sancılı bir süreç hocam. Alıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlıklı yaşamın bugünkü konuğu psikiyatrist doktor Tanju Sürmeli'ydi. Uyku bozukluklarını, tedavi yöntemlerini ve özellikle de biofeedback yöntemini konuştuk. Böylelikle sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Az sonra yeni günde yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.